ki olay ne, cilt görevini yapamıyor. Bu yaralardan içeriye ne sürersiniz, ne girerse alt cilde geçiyor. Hele hele banyodan çıktı hasta, bu yaralar kıpkırmızı oluyor banyodan çıktığı zaman. Kırmızıyken geldi, yara nerede, bu bölgede değil mi? Burada cilt görevini yapamıyor. Bir de kremi bu şekilde sürerseniz ne olur? Krem basküler tabakaya geçer. Yara şişer, ortası böyle kıpkırmızı olur, yara kabarır. Gece bu yara kaşınır kaşınır. Hedef hastaların %99'u bu hata yapıyor. Emdire emdire sürüyor. Yara şişiyor kıpkırmızı. Gece kaşınıyor, ertesi gün bir bakıyorsun. Bu yara buradan şöyle kocaman bir yara olmuş. Ya hocam doğrusu nasıl? Banyodan çıktı, yara kıpkırmızı. Yani cildin emiciliği çok fazla. Biz krem sürerken epidermis için, yani üst cilt için kullanıyoruz. Sürdüğümüz kremin alt tabakalara geçmesini istemiyoruz. Burada ise geçiyordu. O zaman banyodan çıktıktan sonra hasta mutlaka 20-25 dakika bekleyecek. Yaraları kırmızı renkten pembe renge dönecek. Kremi alıyoruz elimize. Elimizde yaydıktan sonra amacımız da alt cilde kremi kaçırmamak. Nerede diyelim ki, bu tarafta. Elimizi önce cildin sağlam bölümüne koyuyoruz. Sağlam bölgeden yaranın üstünden sanki böyle cam siler gibi geçeceğiz. Anlaştık mı?